Ee, hasta kaprisi kabris, olur ya ayağımına koyayım. Bak konuşmamda bile bir şey var fark ettiniz mi? Böyle bir ancık gibi geliyor sesim. Kötü kötü oldum yani. Bilmiyorum ne kadar konuşabilirim, ne kadar canlı kalabilirim ne kadar sizi eğlendirebilirim bilmiyorum ama bayağıdır yayın açamıyordum. <Sessizlik> Açmak istedim artık. <Sessizlik> kadıncağız dedi ki kadıncağız dedi ki dişimi çeken kadıncağız dedi sen dedi öyle bir diş çekimine dedi senin dedi bir hafta pert olman lazım bünyen kuvvetliymiş dedi dedim ne sandın yar neydi <laughs> dedim biz nameli atlar atlattı kanferdi hanımefendi dedim biz dedim sen dedim bize hayırdır dedim amına koyayım dedim benim babam doktor biliyor musun dedim Aa öyle mi dedi? Dedi ne doktor dedim. falan işte öyle. <laughs> Kadın değil doktor birey diyeceksin. Sana ne lan? Biz dedik neler ya. Allah bak dedim sen dedim o eli tak vurdum böyle. Abi gerçekten Rassama, ee, kimseyi dişçiden korkutmak istemem. Diş hekimi. Dişçi deyince triggerlanıyorlar. Motosiklet, motor deyince triggerlanıyorlar falan işte. Hayat zor abi. 2019'da konuşmak çok zor. Politik olarak doğru konuşmazsan kesin bir kesim tetiklenip sana saldırı Rassamaha. haline geçiyor. Motosiklet, diş hekimi, kadın doğum değil jinekolog falan işte böyle önemli konular var kaçırmayın. Rapçi değil rap sanatçısı buyurun bravo bravo. Rassamaha. Twitter'dan haras yemeden olmuyor arkadaşlar ya ne diyeyim. Ee, kimseyi diş hekiminden korkutmak istemem. Benim 20 yaş dişim bu taraftaydı bu tarafım biraz daha şişik zaten fark etmişsinizdir. Ee, kemiğe kaynamış. Bir buçuk saat sürdü çekilmesi. Ya, o kadar ilginç sahneler vardı ki. Tabi ben konu sağlık olunca sağlıkçıya yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta onun da amacı size yardım etmek. Gerçekten 3 kişi çalıştık orada. Hem diş akımı ekimi hakkın hekimi... da hem diş hekimi hanımefendi hem bir diş hekimi beyefendi iki kişi yaptılar ameliyatı hem de ben. Yani devamlı olarak şey muhabbeti dönüyor böyle. Ağzı biraz daha açalım. Arşık iki çene kırılacak ana kayıp. Yani ben de bir çaba gösterdim bütün e, işlem boyunca. Yarrak gibi bir tecrübeydi. Bunu tabii söylemek lazım. Ha neden böyle anlatıyorum? Tabii pek çoğunuz diş hekimine gitmiştir ama benim için bir Doğru, ilkti. Köyde yeni doğan bütün benim için bir ilkti. Adım, sen ne yaptın? Gerçekten diyorum. Benim hayatımda çürüğüm olmadı. 30 yaşımdayım. Tek bir çürüğüm olmadı. Benim ilk çürüğüm 20 yaş olduğu için de tedavi edilmiyor. Zaten yamuk çıkıyordu. Çekilmesi gerekiyordu. İlk çekilen dişim. İşte yani böyle... İşkence gibiydi aşağı yukarı ama şey yalanını söylemeyeceğim. Abi çekerken çok acıyor bilmem ne. Kapattım gözümü. Hangi aletleri kullandığına bakmadım. Açtım ağzını son, ağzımı sonuna kadar. Devamlı haras yedim bu arada. Ağzımızı biraz daha açalım lütfen. Ahmet Bey ağzımızı açalım. Amına koyun çenem çıkacak. Açamıyorum. Ahmet Bey ağzımız. <laughs> Böyle abi. Duyuyorsun bir şeyler ama bakmamaya çalışıyorsun. Yani devamlı bir şey du duyuyorsun. Devamlı böyle bir yeni bir silah çekiliyor, ağza sokuluyor. Rıssamah. En son ben şey dedim yani böyle diş de bu arada çok saygıyla buradan tekrar selamlıyorum. Ben yarrak kürek konuşurken beni nasıl anlıyorsunuz? Ben böyle. Parça kaşa çıktı parça? Ne diyorum şu anda? Parça çıktı çıktı parça? Parça çıktı mı diyorum? Evet Ahmet Bey iki parça kaldı diyor. Alaka 10 dakika daha sürer. Ay zor çıkıyor ona. Evet Aslında biraz zor ben. çıkıyor. Ha yakın, ha. Evet kemiğe yapışmış Ahmet Bey. Ya nasıl anlıyorsunuz amına koyayım ya? Ne, nereden anlıyorsunuz? Nereden anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Nasıl çalışıyor kafanız? Bu şey gibi sanırım. Eczacıların otomatik olarak doktor yazısını okuyabilmesi gibi bir şey sanırım. Sanırım onun gibi bir şey ya benim babamın da yazısı gerçekten dünyanın en kötü yazısıdır. Babam bir kere ben çocukken bana mektup yazmış ben hala okuyamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu, hikaye... bu hikaye gerçek bu arada. Ee, şeye Ankara'ya gitmişti babam. Ben de çocuğum işte tayin için ee, o zaman. Karabük'te yaşıyorduk. Antalya'ya tayin çıkartabilmek için Ankara'ya gitmişti. İşlemleri vardı. Bir hafta mı iki hafta mı ne Ankara'da kaldı. O zaman telefon, telefon hak getir amına koyayım. Ben babama mektup yazdım. Baba nasılsın? Seni çok özledim. Hemen gelmeni istiyorum. Mektubumun cevabı ne? Ahmet diye yazıp gönderdim ben babama mektubu. Babamdan geri mektup geldi. Ne ben okuyabiliyorum, ne annem okuyabiliyor, ne ablam okuyabiliyor. Yakınlarda eczacı da yok. Okutamıyoruz. Babam geldiğinde okumuştu. <laughs> i̇laç üretmeyen eczacı bakkaldır. Bu konuda sana katılıyorum. Evet. E, ilaç i̇laç üretmeyen eczacı diplomalı bakkaldır. Ama ne yapsınlar abi? Türkiye'de ilaç üretiliyor mu diyeceğim. Üretiliyor bu arada ya. Türkiye'nin ilaç sektörü hiç fena <laughs> değil. Ha eskilerden gelen bir ilaç sektörümüz var yani. Ne zaman zayıflıyorsun? Abi ameliyatlar bitsin dalıyoruz ya. Her şey hazır şu anda. Her şey hazır. Lan nasıl 3 nasıl? Kanka yeni açtık. Belki dolar, belki dolmaz. Çok da önemli değil. Ben burada beni özleyen günlerdir yayın açmadığımı içerleyen arkadaşlarımı datmin etmek için açtım. Gerçekten iyi değilim yani. Ateşim, ateşim var şu anda. Kötü kötüyüm yani. Ee, ama çok uzun süre yayın açmamasını da yapmayayım dedim. Şey diyorlar bana ya abi Twitter'da aktif aktifsin yayın açsana. Abi Instagram'da aktifsin yayın açsana. Caho niye oturuyor yayın açsana. Caho oyun oynuyor yayın açsana. Kankam tamam oyun oynuyorum da yani yayın açmakla yayın kapalı oyun oynamak arasında dağlar kadar fark var. Bunu, bunu keşke bunu keşke anlasanız ya.